Galatasaray üstüne konuşacağız. Nicolò Zaniolo'nun Galatasaray'da sanki bir geleceği yok gibi görünüyor. Atalanta ve Fiorentina ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiğine dair bazı bilgiler var. Nasıl görüyorsunuz Nicolò Zaniolo'nun geleceğini Zeki Uzun'la? Onunla ilgili Zaniolo'yu çok araştırdık tabii. Haberler de yaptık Pota maçta. Okan Hoca şunu söylüyor. Kiralık gidecekse ben takımımda tutmak isterim. Şayet zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama olursa ona varım. Galatasaray'ın hedefi şu, Atalanta ya da Fiorentina, ki Atalanta bayağı ilgili, zorunlu satın alma opsiyonuna da hayır dememiş. Galatasaray'ın hedefi 25 milyon euro bir zorunlu satın alma. Önce kiralama, sezon sonunda 25 milyon euroya o kulübe geçmesi için zorunlu satın alma opsiyonunu, o maddeyi koydurmak istiyor. Amaç o. Eğer olmazsa kiralık vermeyelim, bizde oynasın, ben kullanırım demiş Okan Buruk. Atalanta, yani Fiorentina da ilgili ama Atalanta teklifini, zorunlu satın alma opsiyonunda bir teklif sunmuş. Ama hani 25 milyon euroya çıkar mı onu bilmiyoruz. Belki 10 milyon euro, belki 15 milyon euro. Hani ama o maddeyi koyduracaklar. Ben sanki Atalanta'ya gidecek gibi görüyorum. Fiorentina'nın tabii ki orada bir rekabet olursa Fiorentina da daha fazlasını verir mi bilmiyorum ama Okan Hoca dediğim gibi kulüp para kazanacaksa gitsin, yoksa hani kiralıksa bizde kalsın, biz kullanırız demiş, öyle bir rapor vermiş. Zaniolo'ya sence Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Bir, ikincisi onu nasıl görüyorsun bir futbolcu olarak? Yani Zaniolo biraz ortada, yani zaten biliyorsun çok mevkide oynadı. 10 numarada oynadı zamanında. Orada denendi. İkinci santrafor, kenar, birçok yerde oynadı ama yani tam neresi, et mi balık mı belli değil diye bir tabir vardır ya. Evet. Biraz o şekilde. Bir de maç seçen bir oyuncu. Ya bu arada şunu söyleyelim. Ya çok, zaten ilk Roma'da çıktığında falan çok büyük potansiyel yani. Evet. Ya bir Totti olmasa da Totti'nin bir tık altı bekleniyordu. İki kere çapraz bağları koptu. Evet. Ve i̇şte haliyle o çevikliğini vesaire biraz yitirdi. Tabii. O çok ağır bir sakatlık. İyi futbol hayatına devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda yani o kadar da büyük düşüş yaşamamış yani o çapraza rağmen yine. Evet. Belli bir seviyenin oyuncusu. Tabii belli bir seviyenin. İtalya milli takımının havuzunda olan bir oyuncu. Sakat olduğu için yok bu turnuvada ama. Kesinlikle baktığında yani Zaniolo'nun Galatasaray'da çok iyi performansları vardı. Mesela Fenerbahçe maçı inanılmaz bir performanstı. Bir iki maç daha vardı da şu an ezberimde yok. Baktığında oldukça burada kısım kısım oynadı ama tabii insanlar, taraftarlar haklı olarak veya hocalar daha devamlı olan bir oyuncu istiyorlar. Kerem, Zaniolo'nun böyle bir problemi var. Bir sezonda kaç maç oynadığına bakıyorlar özellikle de. Yani tabii kaç dakika oynadı? 30 maçın üzeri genelde kriter yani, artık. Bir de hani oynadı da 30 maçta mesela ne kadar iyi oynadı? Ona da bakıyorlar tabii ki. Yani mevkisine göre bakıyorlar. 30 maçın ne kadarında ne oynadı? Yani mesela 30 maç, 35 maç, tabii maç sayısı önemlidir. Ama maçın içerisinde mesela Zaniolo'ya örnek veriyorum. Yani bu süreklilik denen bir şey var. 10 maçta iyi oynuyorsa, yani %33'ünde iyi oynuyorsa sadece, ki biraz öyle bir oyuncu Zaniolo. Öyle bir problemi var açıkçası. Yani Galatasaray'ın işine yarar mı? Yani şimdi Okan Hoca benim işime yarar demiş. Yani Zeki Uzundurukan'ın hani açıklaması paralelinde eğer isterse. Okan Hoca öyle konuşuyor. Okan Hoca'nın tabii. O anlamda ben yararlanırım diyorsa zaten hani hocanın sisteminde yararlanacağım dedikten sonra ben üstüne çok fazla bir şey söylemem. Mutlaka değerlendireceği. Bir de oyunculardan da maksimum verimi alıyor hoca. Yani Zaniolo Türkiye Ligi'nde yine her türlü iş yapar Kerem. Her türlü bak derbilerde çıkar. Bir şey söyleyeyim sana, bir iki derbi alır. Hı-hı. Alabilir yani Zaniolo. İyi bir kamp geçirirse. Alır yani fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Hem tekniği var, şutu var, fiziği var, süratlenebiliyor. Yani Türkiye Ligi ise durum. Ama ben burada her zaman şuna bakarım tabii. Ne kadar maaş veriyorsun? Tabii. Satınca hangi maaştan kurtuluyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Ve yerine hangi oyuncuyu hangi bütçeyle koyuyorsun? Daha bonservisini de alamadılar hocam. İkinci yıl bitiyor. Üç yıl daha bonservis ücretini ödeyecekler. Taksiler halinde. Beş yılda işte bitirecekti. Bunu konuşmak lazım. Dolayısıyla aslında en güzel açıklama Okan Hoca yapmış zaten. Ya gidiyorsa demiş gitsin. Bence çok doğru bir açıklama. Bakalım Zaniolo'yla ilgili durumlar nasıl gelişecek Galatasaray'da? Hep birlikte bunu takip ediyor olacağız. Zeki Zundurkan, Galatasaray sizin duyduğunuz ilgilendiği oyuncularla alakalı fikriniz var mı? Sağbek, evet. Sağbek. Hoca zaten çok istiyor. 3 Temmuz kampa Sağbek'i istiyorum diye 10 gün önce bir açıklaması vardı.
İşte Bisakka ile Manchester United'da Bisakka ile ilgili pazarlıkları var. Asignon geçen Ocak ayında biliyorsun ara transfer döneminde tam gelecek derken işte oradan Rennes gitmişti. Sonra Burnley'e kiralandı. Şimdi döndü. Asıl hedef Bisakka ama o olmazsa Asignon'u transfer edecekler. Öyle görünüyor. Asignon da artık yani gelmek istiyormuş ama daha iyisi hocaya göre Bisakka. Onunla ilgili de Manchester United'la görüşmeleri sürüyor. Sanki ilk hani Batshuayi'den sonra gelecek olan bu iki oyuncudan biri. Çünkü yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da açıklama yaptı. Sağ bek için hem Bisakka ile hem de Asignon ile görüşüyoruz diye. Kulüpleriyle görüşüyoruz, oyuncularla görüşüyoruz diye. Bu iki oyuncudan biri kampa dahil olacak herhalde, öyle görünüyor. Avusturya kampıydı galiba. Avusturya kampına ben dahil olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki orta saha, Torreira'nın yanına oyuncu. Sonra hani olursa işte Oğuz Aydın'ı da bu arada transfer edecekler. %80 bitmiş Oğuz Aydın. Onu da biraz büyük sonra konuşuruz. Olur yani mu nasıl diyorsunuz? Olacak? O olmak üzere öyle söyleyeyim. Bek konusunda Burak Kural'ın yorumunu aldıktan sonra Oğuz Aydın'la ilgili evet. Zeki Uzundurukan'a yine döneceğim. Galatasaray'da sol bekte evet. Derik Yön var. Hücumcu bir profil. Sağ bek için acaba nasıl bir isim tercih edilmeli Burak Kural? Çünkü Asignon ve Wan-Bissaka'nın adının geçtiğini söylüyor Zeki Uzundurukan. Evet. Biri Asignon biraz daha hücumcu, biraz daha ayağı temiz ikiye birler yapabilen bir profil. Diğeri çok güçlü ve hızlı, savunma yönü daha baskın bir profil. Doğru profil hangisi? Ya açıkçası burada şu var. Şimdi mesela baktığınızda Galatasaray'ın, şimdi eğer konu Wan-Bissaka ise, Wan-Bissaka bir ara sen Premier Ligi benden daha iyi takip ediyorsun ama teknikte falan kafadaydı herhalde değil mi? Tabii. Temiz top kazanmadı, faulsüz. Çok iyi bir savunmacı bek açıkçası. Bir de çok kuvvetli, atletik, süratli. Ama tabii üçüncü bölge... Mental oyunu zayıf, üçüncü bölgede zayıf. Üçüncü bölgede o bitirişi. Evet. O konuların adamı değil. Ama şunu da söylemek lazım. Giden oyuncu Boye. Boye çok mu 3. bölgenin adamıydı? Boye evet. ilk 70 metrede çok iyiydi. Son 30 metrede yoktu. Dolayısıyla o Bayern Münih'e transfer yaptı. Dolayısıyla Wan-Bissaka yani alınabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi bizim ligimize. Alınabilecek oyunculardan biri. Köln zaten çok ciddi derecede hücumcu. Onun savunma tarafları sıkıntılı ama hücumu bilmiyorum. Ben yine lafımın arkasındayım. Son yıllarda, çok uzun yıllardır gelen en iyi hücumcu beklerden bir tanesi, yabancı beklerden bir tanesi Köln. Sadece çabukluğu değil, tekniği, o ayak çabukluğu, dar alandaki şutörlüğü, tabii etkinliği. Pasörlüğü. Mesela evet. Icardi'ye ters ayakla yaptığı orta, Icardi'nin tekte vurduğu kafa evet. golü. Son şampiyonu Konya maçında mesela ters ayakla. Çok etkili bir oyuncu. Onu da yerden yere vurduk bu arada yani evet. kamuoyu olarak son. Diyorum. Biz yani, özellikle Fenerbahçe, evet. buradaki Fenerbahçe derbisi. Sürekli. Yani biz akılda kalanlara göre yorum yapılıyor ama orada saygı duyuyorum herkesin yorumuna da. Yanlış anlaşılmasın. Ben naçizane kendi fikrimi paylaşıyorum. Dolayısıyla Wan-Bissaka tarafı, Asignon'u Wan-Bissaka kadar bilmiyorum Kerem. Hı hı. O kadar yani derinlemesi analiz yapacak kadar ama yani Wan-Bissaka'nın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Köln'ün de çok ileri çıktığı zaman zaman üçleme geriye İtalya'nın zamanı Mancini ile yaptı, Spinazzola çıktığında gibi savunmayı güvene alma anlamında. Ligde ise her türlü çok ciddi fark oluşturacağını düşünüyorum Wan-Bissaka'nın.